noktaya çevireceğiz şimdi yayınımızın bu bölümünde kameralarımızı. Erzurum'da Mikail Kurban, İzmir'de de Şahin Karamanlı bekliyor bizleri. İlk olarak Erzurum'a gidelim. Orada Mikail Kurban, Mustafa Birdir Kurban Pazarı'ndaki izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Hemen sözü Mustafa sana bırakalım. Evet Nihan Koyuncu Yontar, sen de söyledin, Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Yaklaşık 25 günlük bir zaman dilimi var. Biz de şu an Erzurum'da bir hayvan pazarındayız, canlı hayvan pazarındayız. Tabii dediğimiz gibi 25 gün olunca pazarlarda hareketlilik her ne kadar çok fazla olmasa da yavaştan bir hareketlilik başlamış durumda. Daha çok büyükbaş hayvanların bulunduğu bir hayvan pazarındayız. Dediğimiz gibi an itibariyle besiciler bekliyor müşterilerini, ancak çok fazla alıcının bölgede bulunmadığını ifade edebiliriz. Hemen fiyatlardan başlayalım. Küçükbaş hayvanlar 1500 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Büyükbaşlarda ise 10.000 liradan başlıyor fiyatlar. Tabii hayvanın büyüklüğüne göre bu fiyatlar 70-80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu sene yine 1,5 milyona yakın büyükbaş, 3 milyonda küçükbaş hayvanın kurbanda kesilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4,5 milyon bir hayvan bu kurbanda pazarlarda yerini almış olacak, bunu ifade edebiliriz. Tabii yine geçen seneki gibi salgın tedbirleri eşliğinde kurban pazarı larında da kurallar, tedbirler alınmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban hizmetleri uygulama tebliğini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. Buna göre yine maskesiz kesinlikle kimse alınmayacak. 8 metrekareye de bir kişi gelecek şekilde içeriye vatandaşlar hem de satıcılar alınmış olacak. Malum kurbanda genelde pazarlıklar kıyasıya yapılırdı. Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de çubuklar eşliğinde tokalaşmadan pazarlıklar yapılacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Tabii kurban kesim noktalarında da randevusuz kesinlikle alınmayacak ki yoğunluk oluşmasın. Evet, dediğimiz gibi Erzurum'da şu an bir canlı hayvan pazarındayız. Daha çok büyükbaş hayvanların bulunduğu bir pazardayız. Dediğimiz gibi bayramı artık Kurban Bayramı'na 25 günlük bir süre var. Özellikle son hafta yoğunluğun artması bekleniyor. An itibariyle yavaştan, hafiften de olsa bir hareketlilik var. Ancak büyük hareketliliğin son 10 gün, son bir hafta içinde olması bekleniyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Şimdi İzmir'e gidelim. Doğu ve Güneydoğu'dan besiciler İzmir'deki kurban pazarlarında da yerlerini aldılar. O noktalardan birinde de Şahin Karamanlı bekliyor bizi. Şahin. Evet Nihan Koyuncu Yontar, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Büyük şehirlerde de hayvan pazarları kurulmaya başlandı. Biz de o hayvan pazarının birindeyiz. İzmir'in Buca ilçesindeki bir hayvan pazarındayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen hayvanlar senin de aktardığın üzere pazardaki yerini almaya başladı. Tabii ekipler de, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bulunduğumuz noktada hayvanları kontrol ediyorlar. Burada neler yapılıyor? Kısaca ondan bahsedelim. Hayvanların pasaportları, küpeleri kontrol ediliyor. Hayvanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığına bakılıyor ekipler. Onları da kontrol ediliyor. Yine aşıları yapılmış mı hayvanların? Onlara da bakılıyor. Tabii veteriner sağlık raporu olup olmadığını da kontrol ediyor ekipler. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine maske ve mesafe kurallarına da uyuluyor. Onu da belirtelim sizlere. İzmir'deki Buca'da bir hayvan pazarındayız. Hem şehir içinden gelen hayvanlar hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen özellikle büyükbaş hayvanlar pazardaki yerini almaya başladı. Çadırlar kuruldu, daha da kurulacak, onu da aktaralım sizlere. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de buradaki hayvanları birer birer kontrol ediyor. Hayvanların özellikle yaşı kurban olmasına müsait mi değil mi ona da bakılıyor. Dişi hayvanların da gebelik durumu kontrol ediliyor bulunduğumuz noktada. Tabii tekrar edelim, bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığı, yine hayvanların aşısı yapılmış mı, veteriner sağlık raporu var mı, pasaportları, küpeleri birer birer kontrol ediliyor. Büyükbaş hayvanlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden büyükbaş hayvanlar İzmir'deki Buca'daki hayvan pazarındaki yerini almış durumda. Hayvanların her biri birer birer kontrol ediliyor Tarım İl Müdürlükleri tarafından diyelim ve İzmir'den sözü tekrar size bırakalım. Sayın